Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Hira Orhun tarafından odasının süslenmesine sinirlenmişti ve tüm süsleri ağlayarak koparmıştı. Bölüm Neva'nın konağın oturma odasında düşünceli bir şekilde oturmasıyla başlıyor. Neva Afife'nin yakında konakta misafirliğin bitecek cümlesini düşünüyor. Neva konakta kalmak için düşüncelidir. Bir müddet sonra Perihan Neva'nın yanına geldi. Perihan Neva'ya Afife'nin çok kindar birisi olduğunu söyledi. Perihan Neva'ya Afife sana kin beslediği için asla senin yanında olmaz dedi. Neva Perihan'ın söylemlerini sıkıcı buldu ve sinirli bir şekilde konak bahçesine çıktı. Perihan Neva'nın kibirli davranışına çok kızdı. Perihan Neva'nın bir an önce konaktan kovulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Neva konak bahçesinde Orhun'la karşılaştı. Neva Orhun'a iyi akşamlar dedi ve Orhun da Neva'ya iyi akşamlar dedi. Neva kendi kendine konuşarak gerçek Demirhanlı olamam fakat bir Demirhanlı bebeği doğurabilirim dedi. Diğer tarafta ise Nurşah rüyasında Kenan'ın kendisine aşk itiraf ettiğini gördü. Nurşah bir anda uykusundan uyandı. Nurşah Kenan'ı yatakta uyanık bir şekilde gördü. Nurşah Kenan'a uykuda sayıklıyor muyum diye sordu. Kenan Nurşah'a hayır uykuda sayıklamıyordum gayet mutlu bir şekilde uyuyordum dedi. Daha sonra Kenan uyumak için kendi odasına gitti. Kenan odasına gittikten sonra kendisine kızmaya başladı. Kenan Nurşah'la aynı yatakta kaldığı için odasına gitmediği için kendisine kızıyor. Kenan'ın kendisine kızdığı diğer bir husus ise Nurşah'a aşk beslemesiydi. Diğer tarafta ise Orhun çalışma odasında otel odasında yaşananları düşünüyor. Bir müddet sonra Musa Orhun'a kahve getirdi. Orhun Musa'ya sence Hira beni affedecek mi diye sordu. Musa Orhun'a sabır için gücün var mı diye sordu. Orhan Musa'ya sonsuza kadar sabrım var dedi. Musa Orhun'a o halde affedilmek için bir şansım vardır dedi. Ertesi gün oldu. Kenan Nurşah ve küçük kız kahvaltı yapıyorlar. Küçük kız Nurşah'a okuldan döndükten sonra birlikte oyun oynayalım mı diye sordum. Küçük kızın okul arkadaşları küçük kıza anne babası bir arada yaşamadığı için zorbalık yapıyordur. Nurşah küçük kıza okul arkadaşlarını eve davet et ve sen de anne babanı tanıt fikrini önerdi. Küçük kız Nurşah'ın fikrini çok beğendi ve heyecanla okula gitmek için hazırlandı. Konakta ise Neva aynanın karşısına geçmiş süsleniyordur. Neva aynada kendine bakarak yeni Demirhanlı planım hayırlı olsun dedi. Hira kendi kendine konuşarak bekle beni Orhan Demirhanlı dedi. Hira odasından çıkarken Orhun da kendi yatak odasından çıkıyordur. Orhun ve Hira birbirlerine günaydın dediler. Orhan Neva'yı önemsemeden hemen oradan uzaklaşacağı esnada Neva Orhun diye seslendi. Neva Orhun'a biliyorum benden hoşlanmıyorsun, en kısa zamanda konaktan taşınacağım dedi. Orhun Neva'ya hayırlı olsun eğer bir şeye ihtiyacın olursa Şevket'e söylersin dedi ve oradan uzaklaştı. Neva Orhan'ın kendisine karşı ilgisiz oluşundan epey kızgın oldu. Orhun çalışma odasına girdi odada Hira'yı gördü. Orhan Hira'nın garip hareketlerine iyi misin diye sordu. Hira masadan bir bardak su içti. Hira otel odasındaki süslemeleri çantasından çıkarttı ve Orkun'a bir daha böyle bir şey yapma dedi. Hira Orhun'a geçmişi bana hatırlatman sana herhangi bir fayda sağlamaz dedi. Hira Orhun'a aksine geçmişi bana hatırlatman beni daha da hüzünlendiriyor dedi. Orhan Hira'ya biliyorum beni affetmem çok zor ama affetmen imkansız değil dedi.
Orhan Hira'ya her insan ikinci bir şansı hak eder dedi. Hira Orhun'a sen bencilce davranıyorsun. Hira Orhun'a sana göre her şey senin isteğin doğrultusunda gelişecek dedi. Hira Orhun'a benim otel odama girdin, özel hayatımı hiçe saydın dedi. Hira Orhun'a şunu çok iyi anladım ki seninle biz hiçbir zaman birlikte olamazmışız dedi. Hira Orhun'a sen paranın gücünü kullanıyorsun, sen Demirhan'la olmanın avantajını kullanıyorsun dedi. Hira Orhun'a annen bana sen hiçbir zaman Demirhan'la olamazsın demişti. Hira Orkun'a annen bu konuda çok haklıymış, ben bir Demirhanlı gibi kibirli davranamam dedi. Hira kendinden emin somurtkan bir şekilde Orkun'un yanından ayrıldı. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah küçük kızı okula yolcu ediyorlardır. Nurşah küçük kızın çantasını hazırladı ve sonra da küçük kızı yanağından öptü. Nurşah adeta hızını alamayarak Kenan'ı da yanağından öptü. Kenan ve Nurşah adeta bir şok yaşadılar ve birbirlerine sadece baktılar. Kenan sokağa inince hala yanağındaki öpücük sıcaklığını hissediyor. Nurşah ise Kenan'ı neden öptüğünü anlayamadı. Bir müddet sonra Kenan ve Ceylan ofise girdiler. Fatih ve Ceylan Nurşah'ın gergin davranışlarını bir anlam veremediler. Nurşah Fatih ve Ceylan'a fazla cevap vermemek için mutfağa kahve hazırlamaya gitti. Ceylan Fatih'e Kenan ve Nurşah'ın ilişkisinin iyi gittiğini çünkü Nurşah defterine kalp resimleri çizdiğini söyledi. Ofiste kahveler içildikten sonra bir müddet sonra ofise Kenan girdi. Nurşah Kenan'ı görünce aniden panikledi ve masasındaki birkaç eşyasını düşürdü. Kenan hemen Nurşah'ın yardımına koştu, yere düşen eşyaları toplamasına yardımcı oldu. O esnada Kenan ve Nurşah romantik anlar yaşadılar. Daha sonra ofise Raşit girdi. Raşit küçük kıza kahvaltıda yemesi için yiyecek getirdim dedi. Kenan Raşit'e küçük kızı bu saatlerde okulda olduğunu söyledi. Raşit mecburen ofisten ayrıldı. Daha sonra Kenan'a Feriha telefonla aradı. Feriha Kenan'a birazdan ofise geleceğim, önemli bir şey danışmak için dedi. Demirhanlı tarafında ise Hira Ali'yi okula yolcu ediyordur. Az bir zaman sonra konak bahçesine Orkun da çıktı. Ali Hira'ya öderim için kırtasiyeden malzemeler alınması gerekiyor dedi. Hira Ali'ye merak etme alacağım dedi. Daha sonra Ali ve Musa okula gittiler. Daha sonra Hira yanındaki Orkun'u umursamadan konağa girdi. Diğer tarafta ise Feriha ofise girdi ve derdini anlatmaya başladı. Feriha Kenan'a köyde bir arsam var ve o arsama başka bir adam hak iddia ediyor dedi. Feriha Kenan'a ne yapmam gerektiğini bilemiyorum dedi. Kenan Feriha'ya hiç merak etme, biz ilgileneceğiz dedi. Demirhanlı tarafında ise Hira mutfakta Ali'ye yemek hazırlıyor. Hira mutfakta yine beyaz güller gördü. Hira yine Orhun'la otelde yaşadığı anı düşünmeye başladı. Halise Hira'ya Gonca gülleri çok beğendiği için bir vazoya koydu, eğer istersen onu kaldırabiliriz dedi. Hira Halise'ye önemli değil, güllerin zaten bir suçu yok dedi. Hira Halise'ye bu civarda bildiğin bir kırtasiye dükkanı var mı diye sordu. Halise Hira'ya Musa okul dönüşü istediğin malzemeleri getirebilir dedi. Hira Halise'ye hayır, kırtasiye ben kendim gitmek istiyorum dedi. Halise Hira'ya ben güvenliğe haber vereyim, sana taksi durağından bir taksi yollasınlar dedi. Afife odasında iken içeriye Neva girdi. Neva'nın elinde bir kağıt vardı. Neva Afife'ye biraz sizinle konuşmak istiyorum dedi. Afife Neva'ya konuşmak istemiyorum dedi. Neva Afife'ye benimle konuşmamak için birçok sebebiniz var, haklısınız dedi. Neva Afife'ye geçmişte birçok kötü olay yaşadık ama Cihangir'in ölümünden sonra hiçbir şey artık umurumda değil dedi. Neva Afife'ye benim sizlerden başka bir ailem yok dedi. Neva Afife'ye sizlere ailem gibi gördüğümü ispatlamak için bana devrettiğin şirket hisselerini sana geri veriyorum dedi.
Diğer tarafta İhsen Kenan ve Nurşah Feriha'nın davası için adliyeye dilekçe bıraktılar. Adliye dönüşü Kenan ve Nurşah sokakta sohbet etmeye başladılar. Nurşah Kenan'a Feriha bize hep iyi davrandı, evliliğimizin uzun sürmesi için hep dua etti dedi. Nurşah Kenan'a ne yazık ki boşanacağımız için Feriha'nın dediği olamayacak dedi. Kenan Nurşah'a belki de boşanmamalıyız dedi. Nurşah şaşkın bir ifadeyle Kenan'a ne demek istiyorsun diye sordu. Kenan Nurşah'a sarıldı. Diğer taraftası Hira konağın dış kapısında taksinin gelmesini bekliyor. Bir müddet sonra taksi geldi ve Hira taksiye bindi. Hira taksi şoförüne en yakınındaki kırtasiyeye gitmek istiyorum dedi. Taksi şoförü Hira'ya sahilde bildiğim bir kırtasiye var, sizi oraya götüreceğim dedi. Taksi şoförü Orhun'dur ve kılık değiştirmiştir. Hira şaşkın bir ifadeyle Orhun'a baktı. Hira Orkun'a sinirli bir şekilde artık bu saçmalığa bir son ver dedi. Hira Orhun'a bir Demirhanlı olduğun için her şeyi yapabiliyorsun dedi. Orkun Hira'ya senin karşına bir Demirhanlı olarak değil bir taksi şoförü olarak çıktım dedi. Hira Orhan'a senin saçmalıklarını duymak istemiyorum, ben ineceğim dedi. Orhan arabanın kapılarını kilitledi ve hemen gaza bastı. Hira Orhun'a kapıyı aç, arabadan inmek istiyorum dedi. Fakat Orkun Hira hiç umursamadan yoluna devam etti. Fakat yolda bir aksilik yaşandı ve arabanın lastiği patladı. Orhan telefonla hemen yardım istedi. Hira Orhun'la ıssız bir yerde yan yana durmamak için ben gidiyorum dedi. Hira yolda yürürken kötü niyetli bir araba yanına yaklaştı. Arabadaki adam Hira'ya sarkıntılık yapacağı esnada Orhun Hira'nın imdadına yetişti. Orhan Hira'ya sarkıntılık eden adama bir güzel patakladı. Hira mecburen Orhun'la birlikte gitmeye karar verdi. Orhan ve Hira geçmişten ve hatalarından konuşmaya başladılar. Bekleme sürecinde Orhun Hira ile epey konuşabildi. Orhan Hira'ya senden sadece bir şey istiyorum dedi. Orhan Hira'ya beni bir Demirhanlı olarak görme dedi. Orhun Hira'ya beni sadece sıradan basit bir insan olarak gör dedi. Diğer tarafta ise Neva şirket hisselerini devrettiğine dair kağıdı Afife'ye verdi. Afife kibirli bir şekilde Neva'ya bu hisseler zaten benimdi, sana bir minnet duyacağıma sakın zannetme dedi. Neva odadan ayrılacağı esnada Afife Neva'ya dur diye seslendi. Afife Neva'ya yine de bu davranışını alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum dedi. Neva Afife'ye karşı ilk galibiyetini almıştır. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.